Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ZB2L3 ismindeki bu devreyi inceleyeceğiz. Bu devremiz bu pillerin veya akülerin 14 volta kadar olan akülerin içindeki yani miliamperini ölçmek için kullanılıyor. Şurada da yazıyor zaten maksimum 9999 miliamper. 3 ampere kadar da desteği var. Bir tane böyle şarj girişi var, micro USB girişi var. Burada artı ve eksimiz var. Burada da bir tane ok tuşumuz var. Bu da deşarj işlemini başlatıyor. Girişlerimiz de şu şekilde. Bu bataryamızın artı, bataryamızın eksi. Şöyle dirençler var. Ben videoyu uzatmamak için şu taş dirençleri böyle 5'er watt bunlar. Deşarj işleminde yük olarak kullanılıyor. Onlar da R'ye bağlanıyor. Herhangi bir artı eksisi yok yani önemi yok. Hepsini bu kestiğim tahtanın üzerine kuracağım şimdi. Hemen kurmaya başlayayım. Bu devremizi buraya bağladım ben şimdi. Ayakları vardı. Ayakların üzerine koydum. Şimdi bu devreyi neden kullanıyoruz? Neden bunları ölçüyoruz? Onun hakkında bir ufak bir açıklama yapayım. Şimdi bu pilleri laptoptan çıkartıyoruz. Laptop bataryasından çıkartıyoruz veya başka yerlerden çıkarttık diyelim. Bunların zamanla bir amperi düşüyor. Yani mesela ilk çıktığı zaman mesela şu 226 ben bu bataryayı daha önceden araştırmıştım. 2600 miliampermiş bu batarya sıfır halindeyken. Şu anda bu batarya kim bilir kaç miliampere düştü. Onu ölçeceğiz. Tabii bu batarya değil. Başka bataryalarım var. Bir de Powerbank'ten çıkarttığım, Trust marka Powerbank'ten çıkarttığım 6 adet pil var. Onları da tek tek takıp test edeceğim. Bakayım gerçekte kaç miliampermiş. Normalde 10.000 miliamper diyor kutusun üstünde. Şimdi hemen bunu bir de bu arkadaşımızı bu devreyi bu şekilde tamamladık. Bu taş dirençler çok ısınacağı için ben bu alüminyum bloğu buraya sabitledim. Bakın iki tane kelepçe salladım. Bir de şu ortadan bunları sabitledim birbirine. Bunları da zaten devredeki yerine bağladım. Hemen prize takıp test ederim. Zaten bunların da sıcaklığını sürekli gözeteceğiz videoda. Bakalım ne kadar dereceye çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu sıcaklık ölçerim benim. Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Şu anda derecesi 29, 30, 33 artıyor böyle seri bir şekilde. Voltajı da 3.40 düştü. 30 miliamper çekmiş şu anda. 1 amper çekiyor. 38 bu derece bence fazla. 39, 40 yavaş yavaş gidiyor. Bilmiyorum kaça kadar çıkacak fakat ben buna bir fan eklesem güzel olabilir. Testimiz gayet başarılı bir şekilde geçti. Buradaki pilimiz 1600 miliamper çıktı. Mesela şu morlar iyi çıktı. Bu morlardan bir tanesi 990 miliamper çıktı. Ben bunu bu bayağı az çıktı diğerlerine göre. 1000'den aşağı yok benim şu anda. 1300. Bu arada testlerini ben 2.7'de kestim. Burada şimdi 3 şunlardan da bahsetmek isterim. Videoda zaten gözüküyor. Şurada amper saat kısmında mesela bu miliamperdir. Bu kırmızı ışık buraya yanmaya başladığında buradaki işte söylüyor. Buradakini gösteriyor. Bu amperde anlık olarak 1 amper fen çekiyor. 900 amper fen 0.900 amper çekiyordu videoda. Voltaj olarak da voltaj normal işte. Taktığımızda 4.2 falan gözüküyor. 4.16 gözüküyor. Sonra yüke binince yavaş yavaş düşüyor bu.
Bu arada bu dirençler bu halde bile bayağı ısındı. Ben fan kullandım. Kasanın dibindeydi zaten bu. Bir tane fan koydum kasaya bağladım hemen. Sorunsuz bir şekilde buz gibi çalıştı bu. Ama dediğim gibi fansız çok fazla ısındı bu halde bile. 50 derecelere kadar yaklaştı. Ben ne korktum, gittim bir fan taktım. Şu anda bir sıkıntısı yok. Devre bitirdik pillerimizi. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.